Merhabalar. Bu videoda Matrix IQ ile kendi stratejimize özgü nasıl bir tarama dosyası oluşturacağız, nasıl tarama yapacağız ondan bahsedeceğim. Çok basit ama kodlarda ufak oynamalar olabilir. Bu kodlama bilgisi gerektirmez. Sadece hangi kodu nereden aldığımızı ve nereye yapıştırdığımızı, bu kod yapısını görerek anlamak önemli. Ve bu anlamak inanın çok zor değil, çok basit. Zaten görünce anlayacaksınız. Ben şu an RSI'nin 70'in üstünde olan coinleri bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım? Hatta karışık yapalım. RSI 70'in üstünde olsun. Ve MACD de trigger'ını yukarı kesmiş olsun. Bu aynı anda bu iki şartı sağlayan coinleri listelemek istiyorum. Şimdi IQ algoya geldim. Bir algoritma oluşturacağım. Neydi? RSI ve MACD kullanacağım değil mi? MACD'yi ekledim. RSI'yi ekledim. MACD yukarı kırınca trigger'ını ve RSI da büyüktür. 50 yapalım. Şimdi 70'ten yukarıda bulamaz belki. Ekledim. Benim koşullarım ne? RSI büyüktür 50. MACD de yukarı kırınca trigger'ı. Emirle falan işim yok. Rastgele bir strateji adı oluşturuyorum. Tamam'a bastım. Şimdi benim burada almam gereken bazı kodlar var. Bu kodlar neler? Parametrelerimin tanımlı olduğu bölgeler. Burada MACD'nin ve RSI'nin tanımlandığı bölge var. Bu sembol periyodun altından beri kopyalıyorum. En son indikatörümün tanımlı olduğu bölgeye kadar alıyorum. Kopyaladım. Kendime bir not defteri oluşturdum. Yapıştırdım. Buraya bir çizgi çekiyorum. Daha sonra algoya dönüyorum. Public Override Void on init bölgesinin altında indikatörlerimin hangi periyotlarda ve neye göre çalışacağının tanımlamalarının yapıldığı bölge var. Bunları da alıyorum. MACD ve RSI eşittir ile başlayan bölgeyi de kopyaladım. Yapıştırdım. Devam. En son olarak da şartlarımın sağlandığı bölgeye geleceğim. Şartlarım benim nerede sağlanıyor? Public Override Void, onda da update bölgesinin altında if bölgesinde benim koşullarım tanımlandı. MACD trigger'ını yukarı kesince ve RSI 50'den büyük olunca diye tanımlamışız. Şimdi ben bu if'in yanındaki parantezi böyle alıyorum. Kopyaladım. Buraya da yapıştırdım. Artık bu stratejiyi kapatıyorum. IQ algoya gelip yeni explorer tanımla diyorum. Yeni bir explorer yazıyorum. İsmi RSI MACD olsun. Açıklamaya da rastgele bir şeyler yazdım. Tamam dedim. Benim karşıma iki tane hareketli ortalamanın kesişimini tarayan bir explorer geliyor. Ben bunu nasıl kendi explorer'ıma dönüştürürüm? Onu göreceğiz şimdi. İlk başta ne yapmıştık stratejide? Kendi indikatörümüzün ve parametrenin tanımlandığı bölge. Bakın burada hareket ortalama tanımlanmış. Ben geliyorum buradan. Kendi parametrelerimi kopyalıyorum. Bunları silip buraya yapıştırıyorum. Daha sonra yine 10 init bölgesinde bu arada şunlar var. 10 init bölgesinde hareketli ortalamaların hani sütunlar geliyor ya bizim karşımıza şey yaptıktan sonra, tarama yaptıktan sonra bu sütunların başlıkları ne olsun yazıyor. Ben şu an bunlarla ilgilenmiyorum. O yüzden buraları yorum satırı haline getiriyorum. Bunlarla ilgili daha sonraki videoda bahsedeceğim. Benim amacım sadece RSI'nin 50'nin üstünde olduğu ve MACD'nin de trigger'ın yukarı kestiğini gösteren coin'leri bulabilmek. O yüzden set kalıbıyla başlayan coin şeylerin satırların başına çift slash ekleyip bunları yorum satırı haline getiriyorum. Program bunları okuyamayacak. Siledebilirim. Ama dursun, belki oynama yaparsınız isimleriyle falan. Her neyse. Daha sonra benim indikatörlerimin tanımlı olduğu satırı burasıydı. Bunları da kopyalıyorum. IQ'ya gelip iki tane hareketli ortalama burada tanımlanmış. Bunları siliyorum. Kendi tanımlamalarımı ekliyorum. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var. Strateji oluştururken biz sembolle tanımladığımız için burada sembol 1 ismiyle geliyor. O yüzden burada sembol olmadığı için
sembol birlerin yanındaki birleri siliyorum. Buraya kadar okey. Daha sonra en aşağıda Explorer'da bir true veya false değer dönüyor. Ona göre, dönüş değerine göre benim çıkan sonuçlarım listelenecek. Şimdi burada demiş ki, hani demiştim ya, hareketli ortalama kesişimine göre bir Explorer çıkıyor karşıma. Yani, hareketli ortalamanın bir tanesi diğerini yukarı kestiğinde true, yani doğru bir doğru döndür. True dönerse ekrana listele. Ben burada benim ilgilendiğim nokta if'in yanındaki parantez. Bunu da alıyorum. Buradan kopyaladığımda bu şekilde silip yapıştırıyorum. Şimdi kendi şartlarımı ekledim buraya ve kodu derle diyorum. Herhangi bir sorun çıkmadı. Çalıştır dedim. Bunları bir temizleyeyim. Bunlar benim kendi sürekli taradığım şekilde. Seçe bastım. Kriptolarda tarama yapacağım. Diğer piyasalar, paritelerden, kripto paralar. Binance borsasında, Tether paritesinde olanları taramak istiyorum. Arama sonuçlarını hepsini seç. Seçilenleri aktar dedim. 5, 15, 30 ve 60 dakikalıklarda bu periyotlara göre RSI 14 periyotunda 50'den büyük olanlar ve bu periyotlara göre MACD yukarı kesmiş olanları bul. Bitir dedim. Şimdi evet geldi. Alice 15 dakikalıkta RSI 50'nin üstündeymiş ve MACD'yi trigger'ını yukarı kesmiş. Şimdi aslında buradaki meseleyi de anlatayım. Buradaki sütunlar buraya eklenebiliyor. Hani burada MACD'nin de değerini gösterttirebiliriz. RSI'nin de değerini gösterttirebiliriz anlık olarak. Ama şu an video uzamasın diye hemen bundan geçmiyorum. Buradaki değerleri değiştirip yapabilirsiniz ama çok bence önemli değil. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum. Sonuçlar doğru mu diye. Alice'i aldım. 15 dakikalık grafik. Buraya RSI 14 diyor. Evet, RSI 50'den büyük. Doğru. Bir de buna bir MACD ekleyelim. İndikatörler. MACD. Tamam. Evet. Burada da son mumda gördüğünüz gibi bir kesişim var. Mum kapanmadığı için bunu tarıyor. O yüzden benim şu anki Alice'deki şeyim doğru. DNT'ye bakmak istiyorum. DNT. DNT'de bir kesişim yok. 5 dakikalıkta pardon. 5 dakikalıkta kesmiş. DNT'deki grafik 5 dakikalıkta. Evet, DNT'de de 5 dakikalıkta bir kesişim mevcut. Bu şekilde tarama yapılabiliyor. Yani bu iş bu kadar basit, korkulacak edilecek bir şey yok. Kod bilgisine hiç gerek yok. Sadece hangi yapılarda oynama yapmamız gerektiğini bilelim yeter. Video bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Matrix IQ Crypto grubuna gelerek Telegram'da beraber strateji, indikatör, explorer geliştirebiliriz. Algoritma hazırlıyoruz o tarafta. Hepinizi davet ediyorum. Görüşmek üzere.